arkadaşlar. Evet, bu her yarışta, her antrenmanda bol bol kullandığımız enerji jellerinden On The Go jellerin ne şartlarda nasıl üretildiğini biliyor musunuz? Ben gittim en son onların fabrikasını bir inceledim. Daha doğrusu onların laboratuvarını bir inceledim. Şimdi size onları paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok şaşırdım. Yani hep annelerimiz falan der ya bize, bilmediğin şeyleri yeme, onlar merdiven altında yapılıyor falan. Evet, bir merdiven var, doğru, ama gerçekten inanılmaz. Şimdiden söyleyeyim size, ellerinizi falan yıkayın, oldukça steril bir ortama gireceksiniz. Hadi şimdi şu On The Go laboratuvarını bir gezelim. Gerçekten neredeyse hazırız. Harika oldu. Evet. Sadece en son bir el dezenfektan ünitemizden ellerimizi dezenfekte edeceğiz. Yıkamak yetmiyor yani. Evet. El dezenfektanından sonra da bütün operasyonumuzun başladığı nokta aslında depoyla üretim departmanının haberleşmesini sağlayan ileride görmüş olduğunuz beyaz kapı. Kapı depodan ham madde, ambalaj, üretimde kullanılacak tüm malzemelerin, mamullerin üretim departmanına verildiği nokta. Ve iş akışı prensibimiz de bir yalın üretim mekanizmasını göz önünde bulunduran, işte burası sadece primer üretimlerinden sorumlu ve sertifikasyon gereği de birbirinden ayrı odalardan, bölümlerden oluşan bir yapıya sahip. Hı hı. Bunu yine hep bahsettiğim kontaminasyonu önlemek için yapıyoruz. Çok yakıştı gerçekten. Neredeyse hazırız. Harika oldu. Evet. Sadece en son bir el dezenfektan ünitemizden ellerimizi dezenfekte edeceğiz. Yıkamak yetmiyor yani. Evet. El dezenfektanından sonra da yardımcı olayım, ben de tutayım şunu. Gerçekleşti. Dolum operasyonları bittikten sonra artık ürünler döngü içerisinde bu odanı terk ediyor. Yani burası bizim primer dolumlarımızın olduğu bölge ve temiz oda kapalı sistemler içerisinde gerçekleşiyor. Bu arada temiz odalarımızdan da biraz bahsetmek lazım. Temiz oda demek şu demek: hem hijyenik ve sağlıklı bir ortamda bu üretimler yapılıyor, hem de bizim için önemli olan 3 temel parametreyi kontrol ediyoruz. Bunlar basınç, sıcaklık ve nem. İşletmemizde merkezi bir santral sistemi sayesinde otomasyona bağlı çalışan basıncın, sıcaklığın ve nemin kontrol edildiği bir ortam var. Kapılar açıldığı zaman dışarıdan içeriye doğru bir hava akımı olmuyor. İçeriden dışarıya doğru pozitif basınç sayesinde devamlı kirli havayı dışarıda tutan bir çalışma prensibi var. Primer dolumdan çıktıktan sonra yine bir eksikliği vardı ve bunlar tabii ki de daha önceden belirlenmiş standartlara göre. Arkadaşlar, her kutu her yere de girmiyor. Yani içeriye mesela ilk gittiğimiz yere kutu girmesi yasak. Buraya işte belli sadece ürünün kutuları giriyor. Bu kutular hiçbir yere giremiyor. Bunlar dışarıda böyle cezalı duruyorlar. Çünkü hepsinin üretimi farklı ve işte orada beraberinde mikrop taşımaması gerekiyor. Herhangi bir madde taşımaması gerekiyor. O yüzden de her kutu her yerde olmuyor. Burası da artık depoya geldik. Bir ürün için kaç kişi çalışıyor şu anda? Bir ürün için mi? Aynen. Ya şöyle, starttan başladı, gitti toz halindeyken neyse, geldi buraya kadar geldi, kaç kişi? Ya Milfarm'a, pardon, şu an tesisteki bir ürünün döngüsünü tamamen düşünecek olursak, deposu, teknik ekibi, hı-hı, üretimde çalışan personelleri ve bunun operasyonunu yöneten arkadaşlarla 50 kişi çalışıyor. Değil mi? Yani bir ürünün şu an buradan sağlıklı koşullarda çıkması için 50 kişi çaba gösteriyoruz.
Artan kapasiteye bağlı olarak tabii ki insan sayısı artıyor. Ama bu aşağı düşmüyor. Yani bunun düşmemesinin sebebi birbirinden bağımsız çok fazla sayıda departmanın sürecin içerisinde oluyor olması. Teşekkür ederiz efendim gene. Vallahi harika bir yer yapmışsınız. Ben hiç bu kadar beklemiyordum net olarak söyleyeyim. Gerçekten. Gerçekten yani. Motive ettiniz beni. Evet, merdiven ederim. Altı falan diyorduk, öyle bir daha şey yaptık da. O bizim genel olarak vardır i̇şte o ya. O meşhur merdivenimizi gösterdik size. Orada zaten sadece merdiven olarak duruyor arkadaşlar. Her şey içeride yapılıyor. Evet. Gerçekten 10 numara 5 yıldız. Gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Zaten içerikleri de hep onaylı içerikler bunlar. Şimdi de Yusuf Bey'le konuşalım. Onaylı içeriklerin sahibi. Evet. Nasılsınız efendim? Biz çok iyiyiz. Çok kilo vermişsiniz. Çok kilo verdik sana yetişebilmek için. Bisiklete başladınız çünkü. Bayağı bir bisiklete biniyoruz yani. Evet. Sayede. Yusuf'la bayağı 5 sene falan oldu herhalde. Ne oldu? Tabii 5 sene oldu. Ve o zaman dombiliydi. Ve siz ne biçim sporlar yapıyorsunuz falan diyordu bize. Yani hani Türkiye'de ilk sisi kullanıyorduk ya arkadaşlar. İşte onu Yusuf Bey getiriyordu zaten. Evet. Ve şimdi de o sisin önderliğinde diyelim, onun fikriyle geldi. Türkiye'de yapıyoruz bunları. Evet. Ve harika bir tesis yapıyoruz gerçekten. Aynen. Yani bugün Fatih sana bunu da göstermek istedim. Türkiye'de bu işin ne kadar yüksek kalitelerde yaptığımızı, yani On The Go markasını bir Türk markası olarak ne kadar iyi seviyede yaptığımızı önce senin sonra da seni takip edenlerin bir görmesini istedim. O yüzden bu fabrika ziyaretini beraber yaptık. Sana da teşekkür ediyorum desteklerin ve katkıların için, buraya geldiğin için. Umuyorum izleyenler de gördüğü zaman etkileneceğini düşünüyorum. Gerçekten çok uluslararası standartlarda güzel üretim yapıyoruz. Zaten ürünlerin içerikleri de en üst seviyede, senin de bildiğin gibi bir akademisyen olarak ve bu alanda uzman olarak bir kişi olarak ben de ürünlerin gelişmesinde, içeriklerin formüle edilmesinde elimden geldiği kadar sporcuların yararına olacak şekilde zaten müdahaleler yapıyorum. Yaklaşık 1,5-2 sene oldu On The Go serisi. Herkesin ben çok memnun olduğu duyumlarını zaten alıyorum. İyi bir yere gitti, iyi bir yere de gidecek, daha da çok daha iyi yerlere gelecek. Bugün de belki Türkiye'de ilk kez bir markanın hani fabrikasını bu kadar rahat bir şekilde kapılarını açtık sana. Umuyorum herkes beğenecek. Umarım sen de beğenmişsindir. Aynen. Ve yakında birkaç sürprizimiz de var arkadaşlar. Asla durmayı takip edin. Siz de kazanacaksınız, şimdiden söyleyeyim. Ve şöyle de bir şey var. Yakında belki bunu yurt dışında falan da göreceksiniz değil mi? Evet. O, öyle bir durumlar da var yani. Çünkü yurt dışında evet biz bir sürü jeller görüyoruz, şey yapıyoruz. Hiçbir farkı yok. Hatta bazı ürünler daha iyi. Ve öyle. Yurt dışında da bunlar yakında satılmaya başlanacak değil mi? Evet evet. Yani zaten şu an Kıbrıs'ta zaten çok... On The Go olmasının sebebi o yani. Evet. Zaten yabancımız. Kıbrıs'ta da güzel bir şekilde orada başladık. Diğer ülkelerde şu an çok talep var. İşte İspanya'dan, Fransa'dan sürekli bizimle iletişimde olan yurt dışı firmaları da var. İyice bazı kafamızda fikirler var. En top class seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Her gün geliştiriyoruz. Yani bu fabrikamızda size aslında göstermemizdeki en büyük sebep arkasında nasıl bir gücün olduğunu görmendi. Umarım herkes de çok memnun kalacak. Daha iyi şeyler olacak. Bizi takip edin. Aynen. Evet, şimdi toplanıp gitme zamanı arkadaşlar. Antrenmanlarımızı yapacağız. Ve her zaman söylüyorum, bu ürünleri antrenmanlarda da mutlaka kullanın ki vücudunuz uyum sağlasın. Bazen alışamayabiliyorsunuz, her üründe olabiliyor bu. Ama işte siz onu kullandıkça vücut ona daha çok uyum sağlayabiliyor ve ona tepki vermiyor. O yüzden de mutlaka antrenmanlarınızda da bunları kullanmalısınız ve antrenmanı düzgün çıkarmak için de kullanmalısınız. Çünkü biz antrenmanda da enerji harcıyoruz. Eğer düzgün bir antrenman yapmak istiyorsanız o gerekli takviyeleri içine koymalısınız. Bunu evet jelle yapmayabilirsiniz, hurma da yiyebilirsiniz ya da ne bileyim fıstık da yiyebilirsiniz ama 1 kilo hurmayla da antrenman geçmez yani. Evet, aynen öyle. Aslında bu vesileyle de Fatih şimdiden buradan hani bir şey konuşalım. Güzel bir iki yayın yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Sporcu gıdaları kullanımı ile ilgili hem performans hem recovery toparlanma ile ilgili sürekli bize sorular geliyor. Bizim hedefe yönelik o ürünlerimiz de var. Hem bu ürünleri nasıl en randımanlı bir şekilde nasıl kullanacaklarını konuşuruz. Hem sporcu performansı açısından da konuşuruz. Güzel bir video podcast yaparız. Evet, bence böyle bir şeyde beraber yapmamızda fayda var diye düşünüyorum. Süper. Hadi bakalım. Şimdi gitme zamanı. Bugünlük bu kadar. Teşekkür ederiz. Vallahi buraları açtılar, gösterdiler. Benim de hiç bu kadar tahmin etmiyordum, net söyleyeyim. Ve 10 numara 5 yıldız tesisler. Hadi. Süper. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.